şimdi bunların kısaltmalarına geliyoruz. Şimdi arkadaşlar, birinci olarak ne diyoruz ki? En anı verb ing olarak kısaltıyor. Yani I know the people. Working arkadaşlar. I know, pardon, the people working here are young. Şimdi diyeceksiniz ki ben bunu niye çalışıyorlar, niye continuous'la karıştırmıyorum, niye make-up değil, niye şu değil, niye bu değil. Şimdi continuous tense olamaz, çalışıyorlar diyemezsin. İnsanlar çalışıyorlar olamaz. Onun olması için are working. Niye bunu yaptınız? Kısaltma ne diyor peki? Verb ing işte bu kadar işte working. Verb ing olabilir. Aynen. Yani ne yapıyoruz? The people working. The people who working. Ne yapıyoruz? Direkt ing şeklinde yazıyoruz. The people working here. Tek tek geliyordu. En an varsa direkt verb ing. Şimdi ben bunu continuous tense aynı şekilde kullanamam. Çünkü arkadaşlarım burada neye dikkat ediyoruz? Continuous tense olabilmesi için egzal gerekli. Burada çalışmakla filan niye karıştıramam arkadaşlar? Niye mekmak değil? Mekmak olsaydı cümle başı olurdu. Veya fiil sonu olurdu. Yüzmek güzeldir derken swimming is good mu diyoruz arkadaşlar? Ne diyoruz yüzmek güzeldir derken? Swimming diyoruz değil mi? Çalışmak nasıl diyeceğiz peki? Working diyeceğiz. O yüzden ne olacak? Cümlenin başında kullanacak. Working is good, working is bad. Ya da I like swimming mi? I like swimming mi? Yani I like swimming. Yani ya fiilden sonra kullanacağım, o ing olsaydı mekmak anlamında, ya da cümlenin başında kullanacağım. Ama isimden sonra gelen verb ing arkadaşlar, fiilin verb ing almış hali nedir? En andır. Burada çalışan insanlar diyor arkadaşlar. Ne? Hangi şey soruyorsunuz? %35'i falan bütün parçaları bunlardan. Yani bu çevirdiği. Bu normal gramer sorusu olarak bir tanesi geliyor, belki iki tane geliyor ama bütün parçalar sana kimse demezdi. Teknik bir şey yüzü demez. Bu aşamada kullanılan teknik, burada çalışan insanların ürünüdür diye bir parça geçiyorsa orada hiçbir zaman bu, which, that görmezsin. Parça anlamamız. Parça anlamamız gerekiyor. Parçalar %25-%30 falan verecek olduğunu düşünmüyor. Çünkü bilin demek o sigara içen insan diyemiyorsan ya da burada çalışan insan diyemiyorsan o zaman dil bilmiyorsun demektir. O yüzden bu dilin temeli de İngilizce çok iyi bilmeniz gereken bir konu. Ondan dolayı da tekrar söylüyorum arkadaşlar. Ne diyor aşağıda tümde ise? I know the teacher you quarrel. Arkadaşlar ne diyor teknik? Double H'e atılıyor. İsimden sonra bir daha cümle geliyorsa arada the D var demek. The teacher you quarrel, the teacher you love. İsimden sonra cümle başlıyorsa arkadaşlar, bir cümlede isimden sonra bir daha cümle başlıyorsa the teacher you quarrel, the teacher you love, arada the D vardır. Yani kavga ettiğin öğretmen, sevdiğin öğretmen diyor. Double H'leri direkt atıyoruz arkadaşlar. Söyle yapar mı? Hayır, İngilizce'nin bütün eski yazılımın parçaları utanmıyor. Yani sana kimse kullandığı metot derken bir teknik which you use diye bir şey kullanmayacak. O bilgisayar sadece gramerde çıkacak. Asıl kullanılması gereken bunlar. Ya bunlar nasıl modify bir cümlelerin bir dinlemezsin. YDS'yi yapmak istiyorsan ya da bir şey yapmak istiyorsan da bunlar bir dinlemezsin arkadaşlar. Yani nerede çıkardığı çıkıyor çünkü. O 118 tane normal konu var. 138 tane konunun içinde bizim yaptıklarımız 11 tane konu. Onların da hepsi çıkıyor. 100 soru da onlardan oluşuyor. Yani bizim sorduğumuz bir konu çıkmamaz bir şey yoktur arkadaşlar. Yani 138 tane konu var. Gene İngilizce ile Sunshine, gene İngilizce kursu ile Sunshine farkı orada. Hani 138 tane konu anlatmıyoruz size, 11 tane konu anlatıyoruz. O yüzden şu çıkar, bu çıkar yok. Hepsi çıkmıştır ve bir daha çıkacaktır. Şimdi nobody saw the technique. Bakalım. Nobody saw the technique which was used dediğimiz zaman arkadaşlar. Nobody saw the technique which was used dediğimiz zaman. Burada neye dikkat ediyoruz? Kullanılan teknik diyor arkadaşlar. Ben bunu nasıl kısaltıyorum o zaman? Teknik ne diyordu? The technique used arkadaşlar. Hocam bu işleri fiil ile karıştıramaz değil mi? Karışmaz. Fiil hangisi olur? Solundaki, solundaki. Sağdaki değil, soldaki mi yoksa sağdaki mi arkadaşlar? Sağdaki genellikle fiildir. Ancak şöyle diyelim. Bir cümlede iki fiil olmaz. Olmaz. Bu temel kural.
sağdaki genellikle arkadaşlar fiildir yani bu. Ama sağdaki olmuyorsa da cümlenin en başındakine bakın. Artı yanında gelen fiil varsa o ana fiildir. Yani normal olarak cümlenin neydi? Hani normal olarak cümlenin başındaki özne yanındaki fiildir. Hani normalde sağdaki değil soldakidir. Ya şimdi yakında görürsün. Şimdi siz arkadaşlar burada bir teknik bir yüz dediğim zaman bunu da nereden anlatacaksınız? Bakın. The technique, the people, the car. Yani hep bir eğer the ve es tek sağlamış bir isimden sonra gelen bir verb 3 var arkadaşlar. Buradan tanıyacaksınız. Şöyle bir ufak bir şey yazayım. Bir özet yapayım size bir saniye. The people dediğim zaman arkadaşlar. The people crying. The people I hate. The people sent. Güzel. People crying are young. The people I hate are young. The people sent are young demişiz. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? İsimden sonra verb ing geliyor ise, isimden sonra verb ing geliyor ise burada ne vardı? And anlamında. Niye continuous tense karıştırmıyordum bunu? Çünkü the people are crying diye bir şey yok. Mekmakla yani ağlamak anlamıyla niye karıştırmıyorum? Eğer böyle olsaydı ağlamak anlamına gelseydi ne olurdu? Cümlenin başında olurdu. Crying is bilmem ne. Şöyledir, şöyledir. Yani isimden sonra the people, the students, the bilmem ne şeklinde isimden sonra gelen verb ing varsa bu an andır arkadaşlar. The people crying are young. Cümlenin fiil olamaz, ne de olamaz. Çünkü ing tek başına bir fiil falan değildir arkadaşlar. Bu cümlenin fiili ne? The people crying are young. Genç olan kim? Ağlayan insanlar arkadaşlar. Cümlenin öznesi de the people crying. Ne diyor teknik? İsimden sonra bir cümle geliyor ise arkadaşlar. The vardır. Yani isimden sonra bir daha bir cümle başlıyor ise the people I hate, nefret ettiğim insanlar oluyor. Aşağıda ise the people sent are young diyor gördüğünüz gibi. The people sent are young. Gönderilen insanlar. Ben bunun fiilini nasıl tanıyacağım arkadaşlar? Genellikle sağda olan ya da şöyle diyeyim isimin yanında hemen dibinde olan verb 3 varsa lenden anlamlıdır arkadaşlar. The people sent gönderilen insanlar diyor. Bu temel olan 3 tane arkadaşlar. Birkaç tane daha var. Ama isterseniz ufak birkaç parçacık yazalım.
Tipik yedisinde girebilecek parça yazdım bu kadar. Ne kolay ne zor arkadaşlar. Bilmediğiniz kelimeleri söyleyeceğim ama ek derslerden belki hatırlarsınız. Kelimelerini inceleyelim önce. Şuraya baktığım zaman arkadaşlar
Kafa karıştıran birkaç tane şey var. Bakın. Ne yaptı? Okumamıza gerek yok arkadaşlar. Otu, gliyle. Scientist in otu, gliyle gerekirken. Scientist in otu, bu ne yapıyor arkadaşlar? Ne olduğunu anlatıyor. Olan diyor. A Turkish University, Gaginbeck, 1950'ler. İki yıldız neydi? İstenirse okunmaya biliyor idi. Şimdi tolerans dedi vesaire dedi. Şimdi arkadaşlar bunları bir kenara bıraktıktan sonra Red Cloud'dan inceleyelim isterseniz bu cümleyi. Çünkü önemli şeyler var Red Cloud'ları var. Bir bakalım Red Cloud'larına. Şimdi buradaki Red Cloud'ları önce bir inceleyebiliriz. Bir bakabiliriz burada arkadaşlar. Hangileri Red Cloud, hangileri değil. Suffering var yukarıda bir sanırım. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Down var. Tolerance, deprivation. Yani burası var. Burası var zaten kendi başına. Şimdi. Bunları nasıl tanıtacağız arkadaşlar? İyilerde nasıl karıştıracağız? Bakın bakalım. İşte gelince. Bu cümlenin, ilk cümlenin fiili arkadaşlar hangisi? Noktayı gördüm. Biz bolda kadar bir şey var. Ha, o zaman özellikle eğer D ve S kalmış bir şeyin yanına gezen bir cümlenin iki tane fiil olmaz. Sağdaki fiili senin demiştim arkadaşlar. Sağdaki fiildir. Soldaki bölmüş görüyoruz. Adı da denilendir. Empoze edilen bir cidan arkadaşlar. Ne diyor? Her zaman için çevir yaparken bir tekniğimi de unutmuyorum. Ne yapıyorum? Özneyi alıyorum. Sağ başa yani cümlenin soluna, sağ tarafına dönüyorum. Fiili bitiriyorum. Ne yaptım? Şimdi bu cümlenin öznesi nedir dersem bu değil arkadaşlar. İnsan değil. İzden önceki. İzden önceki her şey. Neden? Çünkü fiili sonra isterse 500 satır olsun, istediği kadar uzun olabilir. Bu nedir arkadaşlar? Özneniz. Yani tamam. İzmir'de yaşayan deden değil, zaman cümlenin öznesi deden değil, İzmir'de yaşayan. Tamam. Neyse, tolerans deniyormuş. Bu cümlenin şeyine baktığım zaman ne diyorum? Intuition ve incentive ile, truth ile dedim, vasıtası ile, empoze edilen vicdan arkadaşlar. Buradaki normal hali nedir peki buranın? The conscience which is imposed. Varmış ama ben onu çıkartmışım. Verb 3 cümlenin başında kafasına göre gezeriz arkadaşlar. İsimden sonra gelen verb 3 varsa ne anlayacak? Is called. Ondan sonra the people suffering dediğim zaman arkadaşlar isimden sonra gelen verb and varsa bu neydi? And under suffer acı çekmek demektir. Muzdarip olmak demektir. The people suffering the contrast. Güven eksikliğinden muzdarip olan. Güven eksikliği çeken. Güven eksikliği yaşayan. The people suffering. Gördüğünüz gibi isimden sonra direkt verb ing var ise isimden sonra direkt verb ing var ise en anmış arkadaşlar. Bunun normal hali ne? Bu suffer. The people who suffer. Çeken, üzerim olan insanlar diyor arkadaşlar. The people who suffer lack of trust and tolerance are called tolerance deprived. Yani toleranstan mahkum. Mahkum pardon. Toleranstan mağrum, toleranssız olarak adlandırılır diyor yine gördüğünüz gibi. Yani cold dediği şey aramak falan değil, adlandırmak. The studies done on these people haven't proved totally positive yet. Henüz bir şey yapmamış. Bakınız, isimden sonra yine verb geliyor arkadaşlar. Yapılan çalışmalar. Repeat the point. Proved. Hemen proved da bu nedeni. Görmeyin %80-%90 sağ taraftaki fiilde, sol taraftaki arkadaşlar red close saklanır. Buna dikkat ediniz. The studies, bunun normal hali nedir? Which are done. Yapılan çalışmalar. Lennan sonuçta, double H artı passive varsa Lennan anlamında kullanıyorlar. Late pek arkadaşlar uzanmak demektir. Her zaman için present simple kullanılır ama mesela Türkiye'nin tarihi şuradan şuraya uzanır deriz. Ne diyor burada? University, Türk Üniversitesi. Hangi Türk Üniversitesi? Dating back to 1950'ler. 1950'lere uzanan bir Türk Üniversitesi'ymiş arkadaşlar. 1950'lere uzanan bir Türk Üniversitesi'ymiş. İşte.
The people, each day, ya da each yere gelen yere, bu gelen yere ne kullanabilir? Etkide kullanırlar, joker dedi. Yani için bulduğu joker arkadaşlar. Şuraya baktığımız zaman, the people working dediğim zaman arkadaşlar, neydi? Çalışan insanlar. Bunu artık yavaş yavaş tanımanız gerekiyor, and an dediğim. Yani dedi, verb ing, isimden sonra gelen verb ing and an'mış. İsimden sonra cümle geliyor ise arkadaşlar, bir isimden sonra bir daha cümle gelmez. The people love, I love, nasıl diyor, subject verb getiriyoruz. Siz bir özneden, subject'ten sonra bir daha bir cümle başlatıyorsanız burada yani içerisi cümleden sonra ya da isimden sonra bir daha cümle geliyor ki arkadaşlar yani sevdiğim insanlar diyor gördüğünüz gibi. Mantık neydi? W-H'i götür. İsimden sonra verbüç var ise bakın isimden sonra özellikle ne yapıyor? The people, the car, this famous ya spesifik bir isimden sonra gelen verb üç var ise arkadaşlara bu den'den anlamında kullanılıyor. Yani öldürülen insanlar. İsimden sonra gelen, hemen gelen arkadaşlar, isimden sonra gelen to, will kısaltmasıdır. Yani Jack Jack kısaltmasıdır arkadaşlar. Tabii Jack miyim? Çalışacak. Yani burada çalışacak insanlar diyor arkadaşlar. The people. Ece kacak. Ece kacak da desek olur evet. Şu an yeni geldi. Öleceği mi anlatıyorsunuz? Aynen. İlin veya modunu kısaltmıştır. Ya burada çalışabilecek, çalışacak da ece kacak anlatıyor kullanıyor. Her iklimiz arkadaşlarım. Mış olan. Ama present perfect olur. Past perfect olur. Yani present'da past oluyor, sıkıntı yok. Yani ilerleyen geçmişten bahsetmiyormuş olan. Yani burada çalışmış olan insanlar. Pasif tip kullanmıyorum hocam arkadaşlar. Pasif'den sonra her gün bir ayrılıyor. Pasif'den sonra to have verb şey görüyor. I don't have. Aynen. Çalışıyor olan olabilir. Çalışıyor olan olmaz, çalışmış olan. Başka bir yönde kalabilir arkadaşlar. Kalmış olan mı? Ama mantık olarak mış olan. Bunu present olarak da kullanırız, past olarak da. Şimdi sadece örnekleri yazacağım. Şimdi bu'yu görmedik arkadaşlar, ona bakalım.
Pedagoji şeyine gittim. Şimdi arkadaşlar, judgment, şarkıyı da prejudice, ön yargıları, judgment, değer yargılarımız falan var ya. Judgments and prejudices dediğine göre, judgments and prejudices, yani ön yargılarımız, determine yine çok önemli bir kelimedir arkadaşlar, belirlemek demektir. Determine dediğimiz şey, belirlemek, anlamak anlamındadır. Judgments and prejudices, prejudices, which are used while determining, bir şey yaparken effect gerçek değil mi arkadaşlar? Effect şey. Determine çok çıkacak olan bir kelime. Bakın, belirlemek demek arkadaşlar. Unutmayalım. Karar vermek, belirlemek. Decide olarak düşünebilirsiniz. Determine, decide olarak düşünebilirsiniz. Judgment ve prejudices. Pride and Prejudice vardır hatta. Bir film vardır. Yani judgmentlarımız, birinin hakkındaki yargılarımız ve ön yargılarımız arkadaşlar, prejudices. Kuzeni ise bias arkadaşlar. Hatta Ahmet ise bias person dediğim zaman bias kişi, insanların yargılarını şeklinde kullanır. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, buradaki ready clause'umuz hangisi? Which are used diyor değil mi? Kullanılan. Nerede anlıyorum onun kullanılan olduğunu? WH artı passive var. Yani en güzel görmüş. Nereden sonra geliyor? İsimden hemen sonra geliyor. Gördüğünüz gibi isimden hemen sonra geliyorsa arkadaşlar, bu bir ready clause. Şimdi bunu nasıl kısaltırsınız? Bu arada time clause'ları da, yani after, before, beni de kısaltırsınız. After da diyebilirim burada, before da diyebilirim. Time clause artı verb ing kısaltması. Yani kimse size while you are determining demez. While determining, after determining, before determining. Yani time clause'dan sonra direkt verb ing gelir. Şimdi bunu nasıl kısaltırım peki? Ne diyor teknik? Passive varsa direkt verb ing getir diyor. Yani burada şunu kullanma diyor. Which are used deme diyor. Used dedi. Yani kullanılan. Peki ben bunu nasıl karıştırmıyorum şeyle? Normal bir şekilde. Sağ taraftakini sevelim. Sağ tarafı sevin, koklayın, okşayın arkadaşlar. Sağ taraftakinin fiil olmasıyla yüksek olandır. Bir de isimden hemen sonra gelen arkadaşlar. Spesifik bir isimden hemen sonra gelen verb nedir? Then none anlamındadır. Yani kullanılan, edilen. The people killed örneğin unutmayınız. The techniques used kullanılan teknikler. The people killed öldürülen insanlar gibi kullanabilirsiniz. Okey. Are told is told artık aralarında neydi adlandırılır olarak düşünüyorduk. Normlar olarak adlandırılıyormuş. Bu cümlenin arkadaşların fiili nedir? Are told or used? Are told. Used ne olmaz? Çünkü red cool dediğim şey arkadaşlar. İzmir'de yaşayan insanlar derken bu cümle mi? Hayır. Yan cümle. İzmir'de yaşayan insanlar İzmir'de yaşayan insanlar ne? Yan cümle olduğu için arkadaşlar olmuyor. Bakıyoruz bu cümlenin fiili arkadaşlar ready clause olmayacağı için ready clause fiili olan müddet olacak her şeyin içinden çıkarttık. Ready clause fiili yani sermez çünkü yan cümledir. Şöyle şöyle olan, şöyle şöyle yapılan, şöyle şöyle yaptığım insanlar devam ediyor. O yüzden arkadaşlar adlan normal olarak adlandırılıyormuş. Neymiş bu? Cümlenin öznesi nedir desem? Judgment mı yoksa prejudice mi? Evet arkadaşlar, benim yerim böyle istediği kadar olsun. Sağ, her zaman sağ baştan çevireceksiniz. Ne yapıyordum? Double H'ler arkadaşlar. Çeviri yaparken double H'ler, prepositionlar ve bağlaçlar. Double H'ler, prepositionlar ve bağlaçlar benim
start yani yemeğin pozisyonlarını belirleyen kısım. Yani şuraya da ona göre her yere çevirmiyorum. Okurken ne yapacağım? Birinci porsiyonu, ikinci porsiyonu, üçüncü porsiyonu arkadaşlar. Ne yapacağım? Bir gerçeği tanımlarken kullanılan ön yargılar ve yargılar. Ondan sonra ne dedik? Özne sağ baştan sanki normlar olarak adlandırılır. Özne sağ baştan sanki iyi kural arkadaşlar. Hani yedese çevir kuralıdır. Şimdi burada bu dedik. İnterakt arkadaşlar. İnterakt. İnterakt etkileşim değil mi? Etkileşim kurma filandır. The people who we interact. Ne yapıyorduk? İsimden sonra cümle gelmesi gerekiyor arkadaşlar. The people we interact wish to see our opinion about them. Yani isimden sonra bir daha cümle geliyor ise arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada the var diyoruz. The people we interact yani ne yaptığımız insanlar? İletişim kurduğumuz insanlar. The var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Variable, varyasyon, değişken, değişim, variedir arkadaşlar zaten, change demektir, modify demektir. Alter demektir ve mutate demektir arkadaşlar, hepsi değişmek demektir, bu kapsamlı olarak zaten Türkçe'dir. There are many variables, pek çok ne varmış? Değişkenler varmış. There are many variables which determine our conclusions and opinions. Şimdi determine neydi? Decide, kararlamak, karar vermek, belirlemek şeklinde kullanıyorduk. There are many variables, pek çok değişken var. Hangi pek çok değişken? Double H artı B varsa neydi? And and hatırlarsanız. Bunu nasıl kısaltırım arkadaşlar? Aynen. Bu kadar. Determine işler geçeriz. Variables'dan değişkenler, hangi değişkenler? Belirleyen değişkenler. Yani fikirlerimizi ve düşüncelerimizi belirleyen pek çok değişken vardır diyor arkadaşlar. Any cümlede olumsuz mu, olumlu mu, nasıl anlayacaktır? Nasıl yani olumsuz bir cümle hiçtir, onun haricinde her demektir arkadaşlar. Anybody diyorsanız hiçbir değil, herkes demektir. Bunu nasıl ayırt edeceğim? Olumsuz bir cümle ise bu. Yani anybody don't, anybody not gibi şey ise orada hiç. I have done anybody zaten. Tabi bu. Yani nasıl bir şey içindeyse hiç. Ama onun haricindeki asıl kullanımı ve daha yaygın kullanımı da every demektir. Her demektir arkadaşlar. Everybody yerine anybody can find someone. Who will define? Definenin yerine arkadaşlar. Definenin yeri belirledi tamam mı? Definenin yeri belirledi. Bu da aslında şöyle diyelim ya. Hatta hepsine. Determine the decide the define the hepsini hatta identify the buraya koyabilirsiniz. Tanımlamak, teşhis etmek, belirlemek hepsi öde itibariyle aynı şeylerdir. Determine, decide, identify hepsi belirlemek arkadaşlar. Anybody can find someone who will define clearly, tam olarak tanımlayacak birilerini bulabilir diyor herkes. Değil mi? Herkes birini bulabilir. Hangi birini? Hani tanımlayacak, edecek. Şimdi bu nasıl kısaltılacak? Nasıl kısaltılacak arkadaşlar? Ne diyor teknik? To define arkadaşlar. Tanımda ne diyordu birini kısaltılıyorsa? To feel şeklindeydi. Yani ne yapacak edecek, belirleyecek birini bulabilir diyor arkadaşlar. Anybody can find someone to define. Belirlemek için de olsa bir yolu belirleyecek diye deseniz de olur arkadaşlar. Her ilk örgütçe baktığımız zaman ise
en üstteki örgütün bu şu olandı. Ama intihar geçmişten bahsetmiyor arkadaşlar. Prison Perfect'in de yani 10 yıldır burada yaşayan ailen derken de Prison Perfect mantığındakinde de ben Four Seasons'i gördüğüm her yerde bunu kullanabiliyordum arkadaşlar. The people who have lived here for years. Yıllardan beri burada yaşamış olan insanlar. Yani have lived de aynı anlamı katıyorum bu olan. Ama bu miş olan anlamına gelmesi onun geçmişten bahsediyor anlamına gelmiyordu. Present olur, past olur arkadaşlar. Yukarıda şu anda olan bir şeyden bahsediyorum. Aşağıda ise geçmişteki bir şeyden bahsediyorum arkadaşlar. Yani miş olan anlamıyla arkadaşlar şunu şu yapmış olan anlamıyla her yerde kullanabilirsiniz. Yani ya perfect tense derle, present perfect ile ya da arkadaşlar past perfect ile kullanılır. Yani perfect tense'lere ait bir şeydir, bu şolar. O zaman üçüncü cümleyi gider verip ondan sonra artık onu şey yapacağız. Hadi ben şey yapayım, daha sonra bir şeyler olsun. Kaç tane Marsa sadece bir üretim arkadaşlar yanlış anlaşılmasa. Because of them. Choose sunshine because of them. He has friends having birth.
Hangi Friends? Neyi anlatıyorum? Benim mi anlatıyorum yoksa Friends'i mi anlatıyorum? Friends. Friends anlatıyorum. Neden? Çünkü önündekini arkadaşı da anlatıyordu. Hey, Harry Burbage. Niş olandı değil mi? Ama pas geçmişten mi bahsediyorum? Evet. Nereden diyorum? Yıllardan beri diyor. Geçmişten bahsetmiyorum. Bitmiş bir şey değil arkadaşlar. Yıllardan beri üniversitede çalışmış olan arkadaşları var. Ya da çalışmakta olan arkadaşları var. Yani who has worked, pardon neymiş o? Friends who have worked too kısaltmış arkadaşlar. Friends who have worked. Evet. Neden? Çünkü 40 years diyor arkadaşlar. Yani perfect tense'lerin kısaltılmışı present past fark etmez. Having verb 3'tür. Niye kısaltılmışı neydi hocam? Who? Who have worked. Yani present perfect. Who have worked in universities 4 years. Those working, those arkadaşlar aklımızda bulunsun, güzel kelimede. Those have'ler demektir. Those who live, yaşayanlar. Those who are your sevdikleri. Yani değerler anlamları arkadaşlar. Derdar anlamında kullanılan bir şeydir. Çalışanlar aynen. Those I love desem, those sevdiklerim olurdu. Those loving desem, sevenler olurdu değil mi? Those loved desem, sevilenler, sevenler, sevilenler arkadaşlar. Yani iyi olur şimdi aklına kalalım. Are also from Ege University. Onlar da aynı zamanda Ege Üniversitesi'nden gelenmiş. Şimdi bakın, Fatih Hoca diye bir başladım, araya bakın bir sürü şey sıkıştırıyorum. Benim asla anlatmak istediğim şey ne? Fatih orada bağırıyor bakın. Ama benim anlatmak istediğim şey ne orada? O değil. Fatih Hoca is a very talented teacher. Asla anlatmak istediğim bu. İki virgül var, bak virgülleri geç. Devam ediyorum. Geç, red clause var. Asla anlatmak istediğim ne? Fatih Hoca is a very talented person. Çok yetenek, bir hoca. Şimdi, iki virgül arasında ilk arkadaşlar bağlaç alabiliyordu. Zıttık bağlaç. Onlar da net aslında mat gibi düşünün. Diğer taraftan dediğim şey zıttıktır aslında. Herkes Ahmet'in çok iyi biri olduğunu düşünür. Diğer taraftan Ahmet cebe her gün cukta alıyor paraları şeklinde bir zıttık düşünebilirsiniz arkadaşlar. Fatih Hoca on the other hand dedi. Yani iki virgül arası. Teaching, asıl anlatmak istediğim relative clause'a gelirsem ise çünkü burasını yokmuş gibi düşünecektik. Fatih Hoca teaching desem ne anlatıyoruz? Ders anlatmak demek değil. Ders anlatan, en an işte gördüğünüz gibi. Ders anlatan Fatih Hoca arkadaşlar. As if'mış gibi demekti. Yani bağırıyormuş gibi ders anlatan Fatih Hoca is a very talented is a very talented teacher. Diğer tarafında aynen. The people to pass desem. O bir pass. İsimden sonra gelen to olduğuna göre biz. Will kısaltılmış gibi. Bak oluyor gördüğün gibi değil mi? The people who will arkadaşlar. Ya da who can. Will ya da modalın kısaltılmışıyla evlenecek. Ecek anlamında kullanıyoruz. The people to pass YDS yani YDS geçecek. Ya da geçemeye. Geçmeyi de Türkçe düşündüğünden geçmek için de oluyor. Hani to fiilini geçmek için de hatırlarsanız. Bu anlamıyla da kullanılıyor arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. The people to pass YDS choose sunshine because of them. Gördüğünüz gibi bu cümlenin fiili to pass olamaz. Çünkü hiçbir fiilin önünde bir preposition olmaz arkadaşlar. I to love you diye bir şey diyemiyordum hatırlarsanız. I to live in İzmir diye bir şey diyemiyordum. Hiçbir fiilin önünde preposition olmaz. Ne yapacağız? Burada cümlenin fiili nedir arkadaşlar? Choose. Yani seçiyorlar. Relative clause neydi? Fiil falan içermiyor. İdil hatırlarsanız. Biraz oturmaya başlamıştır. O zaman arkadaşlar şunları hemen bir... Kış gibi. Geçmiş zamanlarında ne yapıyorduk? O da aynı. Kış gibi. Yok tabii hiç anlamı değişmez. Kış gibi. Bir şey. Ben şöyle yazsam size. İkişer tane. İkişer tane. As if present olursa, as if screaming çığlık atıyormuş. Bu da kısaltması. As if crying. Kısaltı tabii. Present de tahmin. Pasta benzetti. Çığlık atıyormuş gibi. Tahmin. Tamam. Gerçekten. Gerçekten. Gibi benzetme mi hocam? Mış gibi değil.
Hastaymışsın gibi gözüküyorsan, hastaymışsın gibi derken... Ben zaten alıyorum. Aynı iki sayfa. Şimdi arkadaşlar, ben 1'i yaptım, 2'yi yaptım, 3'ü yaptım, 4'ü yaptım, 6'yı geçiyoruz. 7'den arkadaşlarım 14'e kadar gitmemiz. Ben diğerlerini 7'ye beraber göreceğiz. 7'den 14'e kadar lütfen. Arkadaşlar isterseniz şey yapalım da, saat gelmiş, saat 9'a kadar bir ara verelim arkadaşlar. Ondan sonra 40 dakikalık devamını getiririz. Benim saat 38 geçiyor, 45'te değil mi? 7 dakika var, pardon. Şunu bitirelim o zaman, öyle yapalım ya. Thank you.
Evet, cevapları verelim arkadaşlar. Efendim? Arkasına bak, doğru değil cevaplarını versin. Yok, verdim mi? Verdim. Verdim. Bir genç çözeceğim arkadaşlar, bir aramızı verelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Saat 9'da çeyrek var. 9 gibi, 9.5 geçebilir veririz. 9.40'a kadar bir devam ediyoruz. Sınav binasına girerken kapalı olmuş diye.
Şey mi okudun sen? Yok. Bunu neden bakalım? Bu da senin sinyalini veriyor.
Şu bir den alacağım.
geldi akşam. İnşallah. Emre Hoca'yla. Resim mi? Öyle dedi. Eklersin. Valla ben kaç seferdir geliyorum tek derslere konu çözelim diye. Soru çözemiyor musun? Konu anlattım, hep konu anlattım. Konu tekrar oldu. Cuma günü olmaz farklı. Bir daha gelmem. Ha. Tek derslere bir yandan geldim. Evde soru çözeyim abi. Evet arkadaşlar, yavaştan başlayalım. Evet. Şimdi arkadaşlar sorulardan devam ediyoruz. Şimdi yanlış yaptıklarımıza bir bakalım mı? 5, 6'ya geçiyoruz. 6'ya, şu anda 6 başka bir soru. 7'ye baktım sana arkadaşlar. Is a fair day romance demiş. Şimdi bakıyorum, favorite romance. Romance nedir bu arada? Roman yani. Duygusal filmler, romans, duygusal şeyler, romans denir arkadaşlar. Fairy Tail. New Play diyor, zaten yeni oyunundan falan bahsediyor arkadaşlar. Yeni bir oyundan falan bahsediyor. Şimdi baktığım zaman... Neyi anlatıyor arkadaşlar burada Red Cross? Fairy Tail Romance, yani boşluğun önündeki E&D veya S takısı almış ismi anlatıyor idi hatırlarsanız. Boşluğun önündeki E&D veya S takısı almış ismi anlatıyor idi. Bakalım bu olur mu peki? Neden romance? Bay Bum Bumlar gitti arkadaşlar. Dedi niye sildim? Virgül var. Virgül var. Virgül led olmaz arkadaşlar. Virgül led gitti. Ne kaldı dedi? De İngiliz mi Buz mu? Buz'a bakıyorum. My English oluyor mu? Olmuyor. Okey, yine de İngiliz'in sağlamasını bir yapayım mı? A pregnant woman search okay, search for bilmem ne. In a fairy tale romance geliyor mu? Bir romanda, bir eserde olan bir şey anlatıyor mu? Anlatıyor, içerik anlatıyor arkadaşlar. Şıklardan ederek yaparsınız, bu şekilde de yapabilirsiniz. Efendim? Ver olmaz. Ver sadece zihni geldi. Baktığım zaman arkadaşlar, teknoloji izlediğine göre, teknoloji izlediğine göre arkadaşlarım, burada ne anlatacak? The center of technology is relative clause sorusu. Which ya da arkadaşlar ne gelecek ve that gelecek. Relative clause. Çünkü isimden sonra, bu tarz spesifik bir isimden sonra boşluk varsa relative clause gelir demektir arkadaşlar bu. Which ya da that olacak. A ya da C olacak arkadaşlar. Diğerleri bağlantı sorusu. Ne dedim? İsimden sonra boşluk varsa ilk aklıma gelmesi gereken şey relative clause'dur arkadaşlar. Adam size the people nokta nokta diyorsa vesaire vesaire deyip nokta nokta diyorsa orada ilk aklınıza gelmesi gereken şey nedir? Relative clause'dur. Okay. Which mi that mi? Bakalım arkadaşlar. İkisi de oluyor. Değil mi? Neyin gördüğünüzde zaten which that onlardan biri. That mi? Which mi? Hani boşlukta zaten ikisi. Hani boşluktan sonra fil ya da yardım bir fil varsa bu hiç de. Ama zaten ikisi de oluyor. A da oluyor, C de oluyor arkadaşlar. Şimdi bakma how bu sorusu aslında. Receive niye receive? Almak, receiver'lar var ya antenler falan dediğimiz. Receive. How to receive, nasıl aldığınız ya da alma şekliniz demektir arkadaşlar. What ise virgül what'tır. Virgül what'tır arkadaşlar. İleride görürüz. Forever how to receive may answer
forever come with the sea. Yani nasıl aldığımız ya da alma şeklimizi değiştirdi. I know who you are arkadaşlar. Kim aldım? Kim olduğunu biliyorum değil mi? Buraya tık close mu? Hangi soru? Bu. I know who you are dediğim zaman arkadaşlar bu buraya tık close mu? Hayır. Neden? Çünkü önünde fiil var. Burada da arkadaşlar önünde fiil var. Alter how gibisi. Nasıl aldığımızı, nasıl bilgi vesaire aldığımızı ya da alma şeklimizi değiştirir. Abi nasıl yorumlayacak bunu arkadaşlar? Şekli. Şekli. Abi isn't important dediğim zaman. Yani nasıl aldığımız ya da alma şeklimizle. How we receive and use information. Yani burada alma şeklimizle de nasıl aldığımız önemli değil diyor. Yukarıda da kim olduğunu biliyorum diyor arkadaşlar. Okay. Title of baktığım zaman şıklarda 9'da C var. My izletiyorum. Bu hayır gelmiyor. My I diye bir şey yok burada baktığım zaman. Bakıyorum şimdi. Ne gelecek arkadaşlar? Preposition var. Of var yani. Of varsa ne diyor? Which, which ya da whom başka bir şey olmaz. Which ya da whom arkadaşlar. A ya da B. Hangisi olacak? Which. Title olduğu için, ünvan olduğu için arkadaşlar. Okay. A novel published diyor. A novel'dan bahsediyor arkadaşlar. Bir romanın başlığı oluyor. Burada kişiden bahsetmiyordu. Title arkadaşlar ünvan anlamına geldiği için. Ahmet. Title. O bunu da olur. Sıkıntı yok ki. He is professor. Nasıl aldığınız veya alma şekliniz. Şekilse. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar. Şuradan ne anlıyoruz? Bakın burada bu değil belirleyen şu arkadaşlar. Burada da aynı şekilde novel belirleyen. Title değil. Title ünvan anlamında var. Ben o zaman o kişiyi alınırım dedim. Yani ünvanı profesör olanı belirliyor arkadaşlar burada. Ünvanı neydi? O bir çoğun önündekine sırasıyla iyi anlamak atıyordu. Ünvanı profesör Ahmet. 40 yaşında diyor bir örnek gibi. Burada niye bunu kullandım? Çünkü Ahmet'ten bahsediyorum. Peki bu soruda niye arkadaşlar? Novel'den. Çünkü Novel'dan bahsediyor. Ona baktığımız zaman arkadaşlar, process demiş. Şimdi baktığımız zaman, read closer'su, nereden diyorum? The process demiş. Yani öğrende veri satısından sonra boşluk vermiş arkadaşlar. The process demiş. Bakalım, hemen read close. Yani B veya D ya da C arkadaşlar. B olur mu? Vergi olmaz. Fiziki bir yer olacak ya Kapı Sıraması, Okul, İzmir, Ankara, Sarışar. Yani fiziki bir yer olacak değil. Okey, on which mi, by which mi? Ve bu işi bulmanın tekniğini hatırlıyoruz hemen. Hemen şuradan açayım, beraber bulalım bir saniye. Hemen hatırlıyorum arkadaşlar. Kaçını soruyoruz? Şimdi preposition nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Hatırlayın, ne demişti? Sağ baştan say arkadaşlar. Ve using, bu using arkadaşlar by using demektir, yaparak ederek demektir. Using the energy of sunlight, cerebrinizde görürsünüz. O önemli değil şimdi. Green plants manufacture. Manufacture, produce, üretmek. Manufacture buradan gelir, üretim merkezi demektir. Manufacture mesela. Manufacture arkadaşlar. Üretmek, produce demektir. Şimdi, green plants, yeşil bitkiler, produce carbohydrates. Carbohydrates, yani karbonhidrat üretiyorlar. Bu süreç ile bu süreç üzerinde hangisi oldu? Bu proses nedir? Bu proses ile bu proses üzerinde hangisi dersiniz? İle bu proses ile. Bu proses ile. Yani bu proses bu arada? İşlem. İşlem, süreç demektir. Bu proses üzerinde mi? Bu proses ile mi üretirler? Hangisi olur arkadaşlar? Bu proses ile, bu proses vasıtası ile üretirler. Ne yaptın? Sağ baştan saydım, bu prosese döndüm. Sağ baştan sayıyorum, prepositionları alıp neye dönüyorum? Prosese dönüyorum. Hangisi oluyor? Proses üzerinde mi? Proses ile mi? İle. Değil mi? Proses ile. Proses vasıtası ile. Şimdi baktığım zaman arkadaşlar, burada güzel bir soru aslında. Position nedir position? Yer anlamında da kullanılabilir. Konum sonuçta. Bir konumdayım diyor ya arkadaşlar. Konumsa, which mi, where mi?
Ha şundan yapabilirsiniz. Bir sol sette burada det de olur. O zaman bir sette değil. Değil evet. Mi? Evet. Tamam o zaman B ve C, D gitler göster. Ha, o yüzden bir için performansına kalmadı. Kum olur mu arkadaşlar? İşten bahsediyor muyum? Hayır. Bak diye bir şey operatif close'da. Evet. Bakın ne yaptı? Beach olursa dead de olur. İkisi de olmaz. Position kişi değildir. Kumu sildim arkadaşlar. Bak diye bir şey operatif close'da ver kaldı. Ondan yola çıkabilirsiniz. Position zaten bir yerdir arkadaşlar. Konum demektir. Beach yerine dead ikisi de olmaz. Anladım. Bu beach'te. Şimdi baktığım zaman bakıyorum. Who's var. İki virgül arası var. Bak iki virgül arası geç gitsin. Reputation is not income diyor. İki virgül arası neyle vermiş? Aynı dozda vermiş iki virgül arasında arkadaşlar. Bizim az önce anlattığımız gibi. Benim orada anlatmak istediğim o değil. Şıklarda buz var. Demiyorum hemen. My reputation is not quite income diye diyor mu? Evet. Diyorum. Cevap işte arkadaşlar size. Reputation bu arada ün demektir. Nam demektir arkadaşlar. Nam. Nam. Salmış. Salmış. Şu arkadaşlar what it should be ne? What it should be. Olması gereken şey. What şey demek arkadaşlar. What I want istediğim şey demektir. Is not what it should be. Olması gereken şey değil diyor arkadaşlar. Ha, tam olarak olması gereken şey değil diyor. Quite neydi tam olarak? Yani oldukça. Bakıyorum şimdi. Okay. Şimdi bir kere indent bitti. Need indent. Preposition varsa hiç canım gelir. Başka bir şey gelmez. Whom'ları sildim. Neyi anlatıyor çünkü? Geometriden bahsediyor arkadaşlar. Ne topluyor? Bakıyorum. Whichever niye gitsin? Ever'lar neydi? İki cümledir arkadaşlar. Come, whoever you are. Her kim olursa ol. Mesela time clause gibi wherever you go, her nereye, her ne anlamını katıyordu? Whoever you are, her kim? Wherever you go, her nereye? Whichever you choose, her hangisini seçersen seç anlamlarını katıyordu. Hatta o referans cümlemiz nedir? Come, whoever you are. Yani kim olursan ol, gel olayı arkadaşlar. Okey, ona baktığım zaman burada red clause sorusu ne demiştim? English mi, bitch mi diye soruyor. English varsa bunu hemen sallama yapalım. Problems are solved. Bilmem ne diyor metrini yediyor musun? Diyor metride problemler bilmem ne şeklinde çözülür diyor muyum? Diyorum. Bakın problems are solved using algebraic bilmem ne methods in geometry dediğim için arkadaşlar geometride olan bir şey anlattığım için problems are solved in geometry dediğim için in which yani böyle arkadaşlar. Hangisi olursa olsun. 14'e baktığım zaman hayvan değil, yarısa göre yapacağım. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman problem self expression, kendini ifade etmenin dünyası, kendini ifade etme dünyası diyor. Şimdi burada dünyayı mı anlatıyor, kendini ifade etmeyi mi anlatıyor? Dünyayı anlatıyor. The people in Israel dediği zaman ne anlıyoruz? The people in Israel. Israel'deki insanlar, people anlatıyorum. Preposition sağındaki ne değil, solundakini anlatır arkadaşlar. Burada world'u anlatıyor. Ver var mı? Bu arada konuşurda var değil mi? Var. Yokmuş bir deresi olmayan. Curious bu arada. Önemli. Meraklılar. Curious case of Benjamin Button vardı ya. Benjamin Button'a. Curious durumu. Şöyle ya. Görürüz. Geçti işte. Curious doğru bu. Veniş, Costa Veniş. Ne yapıyor? Yok ediyor. Okey şimdi arkadaşlar baktığımız zaman. Intelligence'ın arkadaşlar. Zeka biz. İstihbarat 2 arkadaşlar. CIA'nın açılımı dedi Central Intelligence Service yani Merkez Haber Alma İstihbarat Teşkilatı'dır. Intelligence normalde zeka demektir. Ondan sonra self-esteem hafta sonundan hatırlayınız. Öz güven, öz saygı arkadaşlar. Self-esteem. Derste bayağı gördüğümüz sosyal kuramları. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar burada bir ismi verme sorusu. O yüzden nasıl bir ikilemde kalır? Böyle bir ikilemde kalıyor muyum? Kalıyorum. Bir ismi verme arkadaşlar. Bakın bu wherever nasıl olurdu? Wherever you go, I will find you. Her nereye gidersen git, seni bulacağım diyordu. Ya da wherever you hide,
silgül, ayrılık farklar, her ne, her kim, her nasıl anlamlarını katıyordu. Cümle şeklinde olacak arkadaşlar. Bitti. Pratik oldu arkadaşlar. Çünkü the curious world of self-expression. Burada asıl atmak istediğim world arkadaşlar. Recognition, mümin anlamını kattığı için self-expressionism ya da self-expression'ın dünyası where linear passage of time seems to vanish. Hocam, burada neden çizmedik şeyi? 2 virgül adası, hani şeye, anksiyete, günlük, oraya göre yapmayacak mıyız? Neyi? 2 virgül adasını niye silmedik bunda? Daily life'dan sonra. Oraya göre yapmayacak mıyız? Hani günlük yaşam anksiyetesine göre. Ediyoruz from the anxieties of life. Günlük yaşamda diyor. Yani yine tutuyor da, yine tutuyor da. Oraya göre yapmayacak mıyız? Oraya göre yapmayacağız. Niye? Önündeki neyse odur, evet. Ama günlük arası da... Daha demin arasında vereceğim, canım, onu da anlatacağım. Ara bilgi yok mu? Ara bilgi var, ara bilgiyle tanımlayabilirim. Az önceki o bilgi, iki virgülden sonra gelen verifik doz neydi? Burada yaşayan ve gördüğüm insanlar diyordu değil mi? İkisini de tanımlıyordu. Bir nesne iki defa tanımlayabilirsiniz, sıkıntı yok. Cümle sonundaki virgüllere bit geliyor diyorduk. Bu her zaman geçerli değil. O virgül bit değil ama bak. Bu iki virgül var zaten burada, başka bir şey. Onun dışında. Onun dışında o iki virgül bit olayı neydi? Yorum yapmak için kullanıyordu. Ali Heden Exton, virgül. O virgül bir işte. İki virgül arası ek bilgi, o farklı bir şey. Şimdi burada arkadaşlar bu soruyu red close ne yapalım sorusu diye düşünmüyorum. Şimdi ya bu soru red close sorusu olduğunu nereden anlarsınız? Arkadaşlar isim ne diyor? Bakın two people deyip bitiyor ise ilk aklına gelmesi gerekiyor. Bunun red close oldu. Two people who are whoever. Ağızlaşık. Arkayı hazırlarsınız. Debate demiştik, discuss demiştik vesaire vesaire demiştik arkadaşlar. Okey, devam. 16 arkadaşlar. Which has dediğine göre, şimdi Red Cross ne yapıyordu? Öndeki ismi anlatıyordu değil mi? Hemen demek ki şurası arkadaşlar, demek ki şurası isim olacak. Hemen isimle bitmiş ki, çünkü who, which, that, where vesaire hemen önündeki ismi anlatıyor. Bakıyorum, which has a favorite sentence situation diyor. Yani şuradaki ismi anlatacak. Bu olur mu? Olmaz. Neden? Houses olsaydı have olurdu arkadaşlar. Çoğul gördüğünüz gibi. Houses, which have them. Bu küçük bir ayrıntı ama önemli bir ayrıntı aslında. Houses which have sahip olan a hotel. Burada kullanabilir miyiz? Diyebiliriz. A hotel which has diyebilir miyim? Diyebilirim. The meeting de diyebilirim ama geçmişte bir şey anlatıyor arkadaşlar. Zaman uymuyor. Which has a central. Bir de arkadaşlar for the meeting. Burada toplantının lokasyonu olur mu? Toplantının lokasyonu olmaz arkadaşlar. Merkezi konu olan bir toplantı olmaz. Merkezi konu olan bir şey arıyorum ben. Bir de zaten zaman uyumundan gitti. Bu cümle zamanları farklı şeyleri var. İleride göreceğiz. Okey. Car neydi? Past arkadaşlar. Geçmişte bir şeyden bahsettim. Zaman uyumu önemlidir. Aranmayacağı durumlar istisnai durumlardır her zaman için. Yani bu sefer hotel which şeklinde. Yani hotel anlatıyor. A hotel which has a favorite central situation. Yani central situation merkezi konumu olacak olan bir otelden bahsediyor. Der olsun. Der, yer olması lazım. Yer anlat, yer, bir şey anlatması lazım. Hiç olması için bir isim gerekiyor. Der değil, isim değil. Which will further aggravate, arkadaşlar aggravate, bozmak, kötüleştirmek demek. Neyi bozmak? Kötüleştirmek, problem kötüleşecek diyorlar. Burada diyor, unemployment, işsizlik problemini daha da kötüleştirecek diyor. For further information, press 9 olayını hatırlıyorsunuzdur. For further, daha fazla bilgi için 9'a bastığınız falan olayları var ya. Burada zaman uyumu yok mu? Bakalım. Which will diyor. Bakıyorum arkadaşlar. Hepsi bitti. Bak, B ne gitti? Zaman uyumu. Bu ne? Adam bilmiyor. Present bir şeyden bahsediyor. Sen gelmişsin buraya, were diyorsun. Buraya gelmişsin, was diyorsun. Buraya gelmişsin, had diyorsun. Buraya da model, have, vermiş diyorsun. Model, have, vermiş de geçmişten bahsediyordu. Bir tek present olan arkadaşlar bu var. Cevabı C vermiş. Evet, evet. C vermiş. O yüzden ben de dedim. Ben de yanlış söyledim arkadaşlar ya. Böylece aynı şey. Hatta şunun yanında bir tane virgül koyar mısınız? Word for sensor virgül var. Bunu yazmamışlar. Virgül.
İlginç aslında. Ki bu da işi daha da kötüleştirecek mi? Forsta mı? Üç. 18. A safe place. Bakın red gloss ne anlatıyor? Önündeki ismi anlatıyor arkadaşlar. Ben bunu red gloss sorusu olduğu için şimdi yapabiliyorum ama bilmeseydim isimle gidiyor bakın. A safe place. İsim veya tanımlamayla biten bir şeyden sonra tanımlamayla bir şey neydi? A beautiful card. A safe place. Tanımlamadan sonra boşluk çıkıyorsa burada red gloss sorusudur arkadaşlar. A safe place. Yer anlattığına göre D ya da E olacak. İlk etapta red gloss arıyorum. Neden? Çünkü burası neyle bitmiş? Bir tanımlayla, bir isimle bitmiş. Tanımda veriliyor. Where small children cannot reach them, which must exceed the recommended dose. Şimdi burada farklı teknikler var. Dev var mı arkadaşlar? Children ulaşamayacağı yerler, medicine'lar, bilmem ne diyor. Hocam güvenli bir yer diyor zaten. Güvenli bir yer diyor arkadaşlar da. Bunu hani anlamak mümkün olduk hale demeyelim. Teknik cümle tanımlamalar farklı şeyler gerektirir. Which must exceed. Arkadaşlar, which must exceed ne? Yani yeri tanımladığı için ne anlatacaksınız? Yer ve dozda az dozdan filan bahsediyor E'de. D'de ise yerden bahsediyor arkadaşlar. Der çocuklara anlatıyor. Ha, şey diyorsun bunu. Ama yani bu olayı hiç bilmiyorum şimdi yerde. Tabii de değil. Bakın in places yine yerdedir arkadaşlar. Yer olduğuna göre A'da in which'te oluyordu, where'de oluyordu arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. In places yer anlattığı için ilk etapta A da olur, B de olur. A'yı neden silerim? Past olduğu için silerim arkadaşlar. Adam burada diyor ki damlar only can only be constructed. Construction yapmak, inşa etmek, build yani inşa etmek. In places yerler hangi yerler arkadaşlar? In which diyebilirdim. There are dese doğruydu ama were demiş arkadaşlar. Hiçbir şey yapmıyor. Hocam bir defa iki tane in uyuyor mu orada? Hangisi hocam? Mesela in which olur dediniz de in place hani in which daha gelir mi? Hani iki tane in olmaz demiştiniz. Burada aslında places anlatıyor. Burada olması gerekiyor. Hmm. Bu tarafta olması gerekiyor. Yani in burada varsa bir daha kullanamam in için buraya. Yani sağ başın içinde in olursa kullanılıyor. Beni anlatan burada beni ilgilendiren kısım places. Sadece ben places ilgilenir burada. Yerler hangi yerler? Where ecological structure. Yani ekolojik yapının şöyle şöyle olduğu. WH artı cümle varsa the D demiştim. Suitable neydi arkadaşlar? Uygun. Konforlu. Moderate dedi bu arada. Uygun. Uygun dedi. Moderate. Bir alalım arkadaşlar. Bu ben hepsi durumunda orta düzeyde. Okay. The helicopter has the ability to climb vertically. Vertical dikey arkadaşlar. Şimdi virgül vermiş arkadaşlar. İlk aklıma gelmesi gereken which. Neden? Virgül which. Ki bu da ne yapıyormuş arkadaşlar? Bak şuraya okumayın. Insert bilmem nedir oraya geçin. Which is its main advantage. Hasan bahsediyor. İki virgül okumayın. Which is, ki bu da onun asıl avantajıdır, ana avantajı. Main nedir arkadaşlar? Esas. Özellikleri nedir main'e? Main'e? Primary, başka? Basic, ne? Yoksa ben şey diyeyim. Fundamental. Fundamental. Temel esas ana demektir arkadaşlar. Primary, primaria. Basic. Okay, devam. 25 arkadaşlar. Who played dediğine göre okey, bu'nun önü, yani şurası arkadaşlar, şu bu'nun önünde hemen ne olması gerekiyor? Şurası yani neyle bitmiş ki? Hemen yani şurada hemen bir isim olacak arkadaşlar. Bu yaban ve pas olan bir şey olacak. Pas arkadaşlar, scholars demiş. Olabilir scholar hoca demektir arkadaşlar. Hoca, üstad, bilgeler bilmem ne. Hoca.
Bu olabilir A arkadaşlar. Nature on Renaissance demiş arkadaşlar. Renaissance gitti. Bu olmaz Renaissance. Why Renaissance figures? He then went on to explain why such Renaissance figures. Gitti. Figür normalde olurken arkadaşlar. Burada zaten yan cümle vermiş. Explain why such Renaissance figures. Nokta nokta. Neden bu tarz figürler diyor. Kalmış. Hadi kalsın bakalım bu da. Ad humanist arkadaşlar. E'ye bakıyoruz. Ad humanist demiş. D'yi nesildik? Rönesans'ta diyor. Rönesans diyor. Okey arkadaşlar. Hangisi dersiniz, neden dersiniz? Burada zamanı bir sonra. 21. 21. Figures diye bitmiş, tamam. Okey. Şimdi arkadaşlar, bu kredilerine göre ait değil mi? Atatürk is the founder of Turkish Republic. Atatürk was the founder of Turkish Republic. Niye is? Genel bilgi veriyor arkadaşlar. Atatürk who lived in 1900'ler is the founder of diyebilir miyim? Atatürk'ten tabirsiniz relative clause'da. Relative clause'da tense uyumu aramayabilirsiniz arkadaşlar. Ford, which was founded in 1903, 1903 yılında kurulan Ford is a very good motor company. Ya da Atatürk who ruled Turkey between şu yıllar, yani Türkiye'yi şu yıllarda yöneten Atatürk is the founder of Turkish Republic. Yani olay bilgi vermeye yönelik bir şeyse bilgi ölümsüzdür arkadaşlar. Bilgi her zaman için genel geçerdir. O yüzden bu adam is a right regarded as a humanist who played a unique role in that ne diyebiliriz. Okay, hangisi bilgi dersiniz arkadaşlar? Siz neriniz? Bu arada regard görmek demek bunu unutmayın arkadaşlar. A humanist who İsimden sonra gelecek. Sen ne yaptın mesela buna? Kendine dediğim gibi bak Atatürk iyisi gar zar yapmaz. O günde benim videolara bir daha gitsin. Orada ben bahsediyorum bunlardan. Bu satılıklarda. Genelde hiç yapmalar her zaman için iyi gider. Ve bu kulağı da tüm aramaz. Atatürk iyisi puan kalmıyormuş. Ani olmuyor. Hemen scholars will play. There is still a lively debate going on among scholars. Bu better edebilecek. Ama neden olduğunu boş ver. Burada bir belirsizlik var. Olup olmadan hakkında bir tartışma var şeklinde de. Ne olduğunu boş ver. Burada dediğim gibi bakın evimenesi şu bitti. Yani çok çevre eğitimliyiz arkadaşlar. Olabilecek olanlar ne? Ya A ya E. Başta olmaz. Neden? Çünkü burası buysa kardeşim sen bunu insanları bitireceksin. Bunlardan biri diyeceksin. Diğerlerine yani zorlama. Niye bu olmadı, niye bu olmadı falan girerseniz işin içinden çıkamazsınız. One of the best suggestions was put forward by bilmem ne bilmem ne arkadaşlarım. Was put forward by Dr. Johnson. Ben niye arkadaşlar? Dr. Johnson genel özelliğinden bahsediyor arkadaşlar. Who is generally quite smart. Genelde en sahip üyesi olan Dr. Johnson dün buraya geldi derken relative clause'da tensiyonu aranmaz demiyorum. Aranmayabilir arkadaşlar. Burada ilk aklıma gelmesi gereken şey ne? Burada Dr. Johnson who dediği için de boş verin dediğin olduğunu. Burada arkadaşlar başka bir şey yok. Çünkü anca okuyorsunuz da. Burada arkadaşlar bursa olacak. Niye zaman uyumu aratmıyor olayla geleceği için? Niye aratmıyor? Bilgi verme amacı arkadaşlar. Neden bilgi verme amacını veriyorsanız burada her zaman için gözünü kullanırsınız. İzmir'de yaşadığımdan dolayı dünkü üstüne gizlisine katılmadım desem burada arkadaşlar İzmir'de yaşadığımdan dolayı desem mesela şöyle bir şey desem. Bu arkadaşlar hate mi değil mi? Çok basit bir soru. Zaman uyumu aramıza gerek yok. Genel geçer kural arkadaşlar. İzmir'de yaşadığım için bu belli bir olay değil. Olaylar pastır present'te. Genel geçer bir olaylar, sürekli yapılan eylemler, hala geçerli olan durumlar her zaman için present'tır. Ezel değiliniz mi? Hala İzmir'de yaşıyorum.
Ha, Egon'a anlıyorsun. Ya İzmir'de yaşadığım için pek zevk alamadım bir şeyden. Hep İngiltere'de mi gezdik? O da yapmanız, gezmeniz, katılmanız o pastan ve İngiltere'de yaşamam hep genel geçer bir kuralda. Bilgi veriyorum. Bilgi veriyorsanız biraz simple olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bayramında değil mi? Hayır değil, burada bir kaos durumunda. Öyle olsaydı I was doing olurdu. Şimdi şuna baktığımız zaman arkadaşlar. 1922, settled in Paris demiş. Paris anlatıyor arkadaşlar. Paris anlattığına göre hemen şuna bir gidiyor ilk etapta. Where he moved. İşte size cevap. Neden cevap? Paris, where he moved nokta 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 arkadaşlar. Şunu şunu yaptığı Paris. Yapsın. Evet, bu kadar da zaman olayı yaptırmak. Bir İngilizcenin özünde olan bir şeydir. Bilgi verme amacı varsa genel geçer. Bilimsel bilgi verirseniz her zaman present kullanırsınız. O yüzden de evet kodlarda aramayabilir arkadaşlar.
Şimdi ben arkadaşlar, bakın Atatürk'ün who is. Who is'ı nasıl çevireceğim? Olan değil mi? Double H artı fiil varsa en an. Atatürk, who is a Turkish symbol? Sembolü olan Atatürk. Yani bir Türk sembolü olan Atatürk. Arkadaşlar burada Atatürk'ün yaptığı bir işi mi anlattım? Atatürk hakkında bilgi verdim. Atatürk ve tanıtan, Atatürk hakkında bilgi veren, onun eylemlerinden bağımsız şekilde bilgi veriyorum. O yüzden arkadaşlar, relative clause'da ne yapmıyorum? Tensörümü aramıyorum. İki virgül arası nereye gelecek bu arada? Gördüğünüz gibi bakın, asıl anlatmak istediğine Atatürk Türkiye'yi yönetti. Ölümüne kadar, 1900'lerin başından ölümüne kadar Türkiye'yi yönetti. Burada ise arkadaşlarım Atatürk'ün hakkında bilgi veriyorum. Genel geçer bir bilgi veriyorum. Kitap açtım, okuduğum zaman böyle bir bilgi hala geçerdi. O yüzden genel geçer bilgiler ölümsüzdür ve her zaman şekilde sınıftır arkadaşlar. Nerede olurlarsa olsunlar. Yani aramayacaksınız demiyorum. İlk başta zamanımı arayacaksınız her yerde. Ama böyle istisnai durumlar varsa arkadaşlar bunlar da aramanıza gerekiyor. Yani genel geçer kurallar. Mesela şöyle düşünün. Mantıkta ne var arkadaşlar? Bunlar hangisi dersiniz? Red clause yine. Üstteki. Neydi biliyorum bakın. Bunlar bir var. Which expands ya da which expands. Expand x olan her şeyin merkez çekirdekten dışarı doğru yayılma anlamına kadar. Unutmayın arkadaşlar. X bir kelimenin %90'ı yayılma anlamına kadar. Along boyuncaydı hatırlayınız. Afrika boyunca uzanan Nil Nehri pek çok medeniyete ev sahibi yaptı. Hatta durun bir de tarih vereyim. Hostes host ev sahibi yapmak. Until. Milattan. Ale nedir? Milattan sonra arkadaşlar. Anlıyor muyum? Hostes host nedir arkadaşlar? Ev sahibi. Hostes dediğince ev sahibi. Hosted many civilizations until 1500'den. 1500'lere kadar pek çok medeniyete ev sahibi yaptırıyorsa burada arkadaşlar present simple'ı past simple'ı kullanacağım. Normalde past kullanacağım ama aması ne? Genel geçer bilgi veriyorum arkadaşlar. Nil Nehri boyunca olan bir şey. Onun hakkında bilgi veriyorum. Diyorum ki Afrika boyunca uzanan Nil Nehri ondan sonra diyorum ki pek çok medeniyete şu kadar tarihte ev sahipliği yaptı. Bunun uzanmasını eğer expanded olarak kullanırsam Nil Nehri diye bir şeyin artık olmadığını anlarım. Geçmişteki bir şeymiş. Eğer deseydim ki ama yeni buldular artık onu Avrupa'dan attığını ortaya çıkartıyor desem. Yani artık Afrika'da akmasa bu nedir? Tamam o zaman fas olurdu. Ama hala Afrika'da akan, hala Afrika'da olan bir şeyden bahsediyorum. Nil hakkında bilgi veriyorum. Bilgi de her zaman çıkıyor nasıl o zaman gökten taş düşüyor. Öğrenlik gelme. Yani expanded, o zaman expanded. Tabii expanded. Mesela atıyorum. Oratoru nehri değil, oratoru nehri değil, nehir olsun. Tamam mı? İşte Milattan önce Yunan nehrinde kuruyan oratoru nehri diyorsa o pas. Nil nehri, bu nehri var, o zaman present. Bitti. Anladık mı arkadaşlar? Devam. Hocam, saat. Olsun abi ya. Bir tane süt abi. Al, ara ver. Şunu bir kere koyayım. Bir tane dur. İki tane kaldı. Ay, kaç tane iki tane kalmış işte. Arkası da farklı sorunu da var. Yok, arkası da aynı. O da renkli olur. Ama ne yapıyor yolda beraber anlatacağım. Şimdi arkadaşlar, devam. Şu sayfayı bir kirelim. İn bilmem ne, Seattle in Paris'i yaptık. Where farmers benefit from? Benefit beni? Hayda yararlı, güzel şekilde. Bene yok, kullanmak arkadaşlar. Bene yok. Bene arkadaşlar neydi? Güzel demekti. Faydalı demekti. Beneficial. Yararlı. Okey. Bakıyorum şimdi. Where dediğine göre arkadaşlar. Where dediğine göre. Bir kere şurası bir yer olacak. Farmers benefit dediğine göre. Countries olabilir. Where. Crop diyor geçtim.
İnedeket, bu arada yetersiz demektir. İnedeket, güzel bir kelimedir. Adile'den hatırlayın, adile yeterli bir insandır. Tamam, adile, inedeket. İnadına olmadı. Olmadı hocam. Olmadı. Oruç normal. Visible arkadaşlar, visible. Uygulanabilir yani, bizim bir taraf var. Okey arkadaşlar, başta zaten yerde biten ne var? Yok diyor, aa işte, can't be fair arkadaşlar, bu kadar. Yerde biten başka bir yer yok. Opium, kaşar. Efendim? Hangisi? Opium. Opium, aynen, kaşar şey dedim, opium. Kapalar gitti. Ondan sonra, şu son soruya baktığım zaman, ben'e baktığım zaman, when ever ready, introduce, alkaline pill, alkaline pill'den bundan ne bahsediyor? Ben de dinleyelim arkadaşlar. Burada bir reddik o. Zaman ağacı oluşuyor. Western tür zaman değil. Western tür zaman değil. Hangisi zaman arkadaşlar? 1959. Ben şunun yaptığı 1959. Yani introduce bu arada piyasaya sürmek, tanıtmak demekti arkadaşlar. Cuma günü yarın saat 1 ek ders var. Tense, passive ve red ilkler anlatacağım. Modal anlatacağım. Modal şeyleri izlersiniz. Soru sorayım. Soru yarın hani yok. Genel cuma akşam mı? Cuma akşamı soru çözüm var arkadaşlar. Bu soru mu hocam? Bu soru cuma. Tamam. Yani çünkü şu anda artık soru çözebilirsiniz. Cuma akşamı full soru çözüm var arkadaşlar. 6.30-9.30. 100 soru elde kısmet. Buradan orada çözüyorum. Sorularsın mı? Estağfurullah. Derse 40 soru çözüm. Neyse daha bitecek. Bir gün daha bitecekler bu arada. Evet, ilgisayar açalım. İyi akşamlar.